İkbal Dürbe, doçent doktor, hoş geldiniz. Moskova Üniversitesi öğretim üyesi ve doçent doktor Uğur Yasin Asal. Efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Mehmet Akif Bey. Sağ olun, teşekkürler. Sayın Dürbe, sizle başlayalım hemen. Bu arada şu an neredesiniz? Moskova'dayım. Nasıl orada havalar? Havalar da güzel, genel durum da güzel. Hiçbir şey yokmuş gibi değil mi? Evet, yani normal insanların hayatına yansıyan hiçbir şey kalmadı. Ama sizin de başta belirttiğiniz gibi aslında ortalık oldukça bence karışık. Yani yukarısı çok bulutlu ama aşağısı o günlük güneşli. Öyle bir durum var Moskova'da. Yukarısının bulutluluğunu siz nereden kestirebiliyorsunuz? Bir de şöyle sorayım, mutlaka medyayı takip ediyorsunuzdur. Bu hususa dair yazılan, çizilen neler var? Yani akademisyenler, askeri uzmanlar, daha diplomatlar, bu meseleyi yorumlayanlar, televizyonlarda konuşanlar konuşuluyor mu? Ne tabii diyorlar? Ne diyorlar? Ne anlatıyorlar? Yani ne olacak diyorlar mesela? Yumuşatıyorlar mı? Wagner'le ilgili olumsuz şeyler mi söylüyorlar? Bunlar haindir mi demeye başladılar? Yoksa hayır ya, oldu bir kaza ve topluyoruz gibi bir yerden mi yaklaşıyorlar? Yani sizin Moskova'daki o gözleminiz belki bize daha fazla şey anlatır geleceğine dair mesela. Şimdi bu son dönemlerde olan en ciddi olay Putin'in ve Rusya'nın yaşadığı. Herkes de bunun farkında. Ama tabii ki televizyon yayınlarında kamuoyu içerisinde çok ciddi bir tedirginlik yaratmamak için olsa gerek, olay fazla büyütülmüyor ama hissediliyor ne kadar büyük olduğu ve içeride ne büyük bir değişikliğe neden olabileceği. Neden? Şimdiki mesela biraz evvel siz de dediniz, aslında açılan dava kapatıldı ama şu anlamda kapatıldı, yani bu insanları artık vatan haini olarak suçlamayacağız. Güzel ama ofisine yapılan aramalar var ve bu aramalar sırasında 7 milyar ruble, milyonlarca dolar, bir sürü sahte pasaport, bir sürü kara para aklamak için kullanılan evraklar, Prigozhin adına 4-5 tane ayrı ayrı isimlerle hazırlanmış pasaportlar bulundu. Dolayısıyla bu şunu da gösteriyor. Zaten biliniyordu ama gösteriyor. Neden? Prigozhin tabii ki bütün bu olayları yaparken, büyük bir kendi imparatorluğu adına yaparken çok ciddi sistem içinde de insanlarla kontak halindeydi, koordinasyon halindeydi. Şimdi bu ilişkilerin açığa çıkartılması, bu ilişkilerin daha sonra Rusya'ya neye mal olacağının netleştirilmesi lazım. Yani davanın düşmesi demek bütün bunların bu haliyle bırakılacağı anlamına gelmemeli. Bu önemli bir nokta. İkincisi, hiç kimse ama hiç kimse bu insanların 2-3 bin kişinin Moskova'ya 200 kilometre kadar yanaşacağının hesabını yapmamış. Bu kesin ve net. Kim ne derse desin. Bugün Lukashenko dedi ki işte Moskova'nın etrafında çok ciddi bir hazırlık yapıldı. Eğer gelselerdi çok ciddi bir kan dökülecekti ve bu kanın dökülmemesi için ben müdahil oldum. Neden? Çünkü Putin Prigozhin'le konuşmazdı. Prigozhin de Shoygu'yla, Gerasimov'la, yani Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'yla konuşmazdı. Biz birbirimizi tanıyan insanlar olarak ben araya girdim, bundan dolayı girdim diye aslında durumu açıklayıcı bir açıklamada yapmış oldu. Ve burada çok ilginç de bir gelişme var şu anda. Uluslararası boyutunu ilgilendiren ve Avrupa'daki jeopolitik dengeleri ilgilendiren. Eğer gerçekten sadece Prigozhin değil, 40-45 bin kişilik Wagner ordusu da Belarus topraklarına yerleşirse, ki Belarus'un kendi ordusu zaten 40 bin kişi, 300 binde yedek var. Belarus topraklarında kendi ordusundan daha büyük ve çok ciddi savaş tecrübesi olan, belki de dünyanın en tecrübeli birliği, 45 bin kişilik bir ordu. Silahı da olan, mühimmatı da olan. Her şey ve bunun üzerine kısa bir süre önce Belarus'a nükleer füzelerin yerleştirildiğini de düşünürsek, bundan sonra artık Avrupa Birliği ve Polonya düşünsün sınır olan. Böyle bir boyutu da var işin. Ben bunun planlanarak yapıldığını zannetmiyorum ama çok ilginç bir gelişme oldu. Batı'yı en çok ilgilendiren, bence endişelendiren olaylardan birincisi, olay olduğu gün bu Prigozhin güçlerinin nükleer bir tesisi ele geçirmemesiydi. Ama bu saatten itibaren Batı'nın en çok kafa yoracağı şey Belarus'taki yerleşecek olan Wagner güçlerinin ilerideki Avrupa güvenlik dengesine daha evvelki füze olayını da ekleyerek nasıl etki yapacağı, bu çok daha önemli bir soru şu ana kadar olanlardan Batı için. Wagner'in yargılanmaması veya tasfiye edilememesi olarak görülebilir mi? Bence görülebilir. Birincisi, bu insanlar daha düne kadar Rusya için kahramandı. Zaten Putin dünkü suçlayıcı konuşmasında bile bunların kahraman olduğunu bir kere daha teyit etti. Dolayısıyla işin bu yönü var bir. İkincisi, Wagner dediğimiz zaman sadece orada savaşan paralı askerleri değil, onları yöneten ve çok grift ilişkilere sahip olan ciddi paylaşım dengeleri içinde Rusya'daki siyasi elitle, oligarşik elitle iç içe girmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapının çözülmesi sadece oradaki askerlerin cepheye gönderilmesi ya da Belarus'a gitmesiyle bağlantılı değil. Olayın bu boyutu çok daha fazla. Bence bu anlamda Putin'e sistemin kendisi de bir sinyal verdi. İsteyerek ya da istemeyerek. 8 ay sonra seçim var. Onu bırakın. Eylül ayında Moskova Belediyesi ve 16 valilikte seçimler var. Bunlar da Putin için önemli. Halk bir değişim istiyor. Ya da halk Ukrayna Savaşı'nda... Putin'in bir rakibi var mı seçimde? Bilmediğim için soruyorum. Tabii ki reel bir rakibi yok. Ama sistem ve halk gidişattan tamamen memnun olmadığı için... Hayır, mesela orada hakikaten Rusya'da biz kaçırıyor olabiliriz. Ya Putin'in karşısında seçime kazanabilecek ya da Putin'in karşısına aday olabilecek biri var mı? Şahıs olarak yok ama şöyle bir durum var. Putin'in bu seçimleri bir biçimde kazanması var. Bir de bütün dünyayı ve içerideki toplumu, kendi halkını ikna edecek şekilde %60-70 ile kazanması var. İki durum arasındaki fark siyasette, iç yapıda hissedilir. Dolayısıyla yani bu anlamda Rusya tabii ki bir İsviçre değil ama Kuzey Kore'de değil. O yüzden Putin'in bu seçimi büyük bir farkla ve halkın desteğini inandırıcı, ikna edici bir şekilde alarak gelmesi lazım. Bence bu olaylardan Putin'in çıkarttığı en büyük ders bu. Sistemin de Putin'e vermiş olduğu en büyük sinyal bu. Yani bu insanların Moskova'nın kapısına kadar gelmesi o kadar basit değil. O arada biliyorsunuz federasyon sistemi, şehirlerin kendi içinde yetkileri var. Bir sürü bölükler, alaylar var. Ve hiç kimse buna karşı çıkmadı buraya kadar gelmesine. Diğer bir yanı da var. İnsanlar da sokaklara dökülmedi. Putin istemedi tabii. Böyle bir şey olmadı ama yani hiç kimse ideolojik olarak Putin için ölmeye hazırız mesajı da vermedi. Dolayısıyla sinyal çok ciddi ve bundan sonraki süreçte çok ciddi değişiklikler bekliyor sistemi. Yalnız şu da var, bu zamana kadar olduğu haliyle bu bir Shoygu-Prigozhin savaşıydı ve bugün itibariyle fotoğrafa baktığımızda bu savaşı şimdilik Shoygu kazandı. Çünkü her ne kadar Prigozhin bizim askerlerimiz Rusya'nın en son teklif etmiş olduğu orduya bağlanma sistemini kabul etmedi diyorsa da ama bence öyle değil. İçeride Rusya'da konuşulan bilgilere göre öyle değil. Wagner'in askerlerinin çoğu en son ordunun Savunma Bakanlığı'nın teklif etmiş olduğu bize katılın çağrısını aynı şartlarda kabul etmiş zaten. Evet. Evet, kabul etmiş, sorun da oradan başlamış. Katılıyor mu Wagner orduya? Şöyle, ben bu zamana kadar olan süreçte bundan sonra da ya katılıp mecburen katılacaklar. Yani orduya katılma derken orduyla anlaşma yapacaklar. Çünkü bu insanlara bazı sözler verildi. Çoğu zaten mahkum. Eğer katılmazlarsa, suçlu durumuna düşerlerse zaten çok suçları var. Hem cephede hem kendilerinin özel hayatlarında, özellikle Ukrayna Savaşı'nda çok ciddi suç işlediler bunlar aynı zamanda. Ve Rusya ordusu bunu biliyor. Yani ordunun oradaki savaş metodu başka, Wagner'lilerin başka. Bunların aleyhinde kullanılmaması için bunlar gerçekten onlara ilk anda verilen sözlerin yerine getirilmesi için başka çareleri de yok. Zaten maddi olarak da olanakları değişmeyeceği için, hatta daha iyi olacağı için. Çünkü Putin bugün dedi 87 milyar ruble verdik bir yıl içinde. Zaten biz finanse ediyoruz. Yani Prigojin'e ne oluyor gibi bir açıklamada yaptı. Peki, teşekkür ederim.